Mera TV'ye hoş geldiniz. Herkese hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperiz. Allah nice, hayırlı, huzurlu, sağlıklı, bereketli, kazasız ve belasız bayramlar nasip eder inşallah. Maalesef yani ülkemizde yaşanmadık şey kalmadı. Ve depremden dolayı da çoğu insanımız vefat etti. Allah onlara rahmet eylesin. Geride kalan insanlar da şu anda ekonomik olarak ve psikolojik olarak da çok kötü durumdalar. Allah onlara da yardım etsin. Yani biz depremi televizyondan izledik. Bir 10-15 gün, 20 gün psikolojik olarak tabii ki etkilendik. Sonrasında dualar hani hayat devam etti. Ama gerçekten yani televizyonda biz o depremi ne görebiliriz? Sadece görüntü olarak görebiliriz. Ne de hissedebiliriz gerçekten. Çünkü hani o depremi hissedebilmek için orada olmak gerekiyor. Özellikle ilk zamanları. Daha biz ilk zamanları gitmedik. Depremden bir ay sonrasında gittik. Ki hala hayat orada çok kötü. Özel mülkiyet hiçbir şekilde anlam ifade etmiyor. Paranın hiçbir değeri yok. Yani cebinde 5.000, 10.000 TL olsun. Gerçekten hiçbir anlamı yok. Çünkü para harcayacak bir durumun yok. Her yer bitmiş. Antep Nurdağ bölgesinde. Tamamıyla komünizm sistem diyebiliriz arkadaşlar. Yani özel mülkiyetin hiçbir anlamı yok. Şehir dışında yaşayabilecek kadar bir paran yoksa ki oradaki kalan insanların da şehir dışında yaşayabilecek kadar parası olmadığı için orada kalıyorlar. Herkes konteynerde, çadırda. Yani ne zamana kadar orası toparlanır? Oradaki insanlar tekrardan normal hayata ne zaman döner? Bilmiyorum. Hani bizim de elimizden gelen bir şey yok ama en azından Allah'a dua edelim. Bu mübarek günde de bir duamız olsun. Depremdeki insanlar Allah yardım etsin tekrardan. Vefat edenlere de Allah mekanını hani cennet eylesin. Dönelim konumuza arkadaşlar. Bugün bayramın birinci günü. Hayvanları meraya saldık. Geçen videolarda da görmüştünüz. Sadece biz aldığımız dişi danaları meraya salmıştık. Şimdi ineklerimizi de saldık. Gerçi ineklerimiz çok fazla değil ama onlar da bizim geçim kaynağımız. 8 tane de ineklerimiz var. Şimdi artık biz inekleri de katıyoruz. Artık hayvanlar dışarıda otlamaya başladı. Kış sezonunda verdiğimiz kaba yemin yarısını, yarısından da biraz azını hayvanlara şimdilik veriyoruz. Sabah biraz, akşam otladıktan sonra içeri götürdüğümüzde, yani ahıra saldığımızda tekrar biraz ot vereceğiz ve günü kapatacağız. Yavaş yavaş artık hayvanların kaba yem ihtiyacını içeriden vermeyi bırakacağız. Yani hayvanlar tamamıyla merada otlayacak. Meradan geçimini sağlayacak. Artık yani bizim de maliyetlerimizi düşürmemiz gerekiyor. Hatta bu aldığım yeni hayvanlara artık sabahları çok az veriyoruz. Hani meraya çıktığı için, ot yaş olduğu için az veriyoruz. Çünkü onlar zaten otluyor, doyuyor. Büyük hayvanlara yani ineklere ise mecbur olarak veriyoruz. Çünkü hem buzağlar var, onlara süt veriyorlar. Hem de iyi toplanması gerekiyor ki zamanında tohum atalım o hayvanlara. Ve buzağlarımızı erken zamanda almamız gerekiyor. Yani buzağlar Nisan ve Mayıs ayında doğduğunda gelişimleri yetersiz kalıyor. Çünkü hayvanlar yaylaya gidiyor ve orada meraya dayanamıyorlar. Süt yeşil olduğu için, hayvan yeşil otladığı için süt buzağa sal ediyor ve salden de çok kötü etkileniyorlar. Hayvan doyuncak sütünü içemiyor, yetersiz kalıyor. Onun için şimdi yine içeriden vereceğiz ki büyük ineklerimize. Onlar bu aylarda Nisan ve Mayıs aylarında tohumlansınlar. Şubat, Ocak gibi aylarda da doğumlarını yapsınlar diye. Şimdi mesela bir tane şu var. Bu ineğimiz geçen yıl ben kurbanlık için almıştım. Sonra satmadım. Vazgeçtim. Boyağa gelmiş gebe. Ama mesela şu an yani bir 20 gün sonra doğarsa hayvan tamamıyla merada otladığı için buzağısı sütü
rahat ve istediği şekilde içemeyecek maalesef. Çünkü süt hayvanı ishal ediyor. O konuda sıkıntı çekebiliyoruz. Ama daha erken doğanlarda şu an hala tamamıyla buzağlar emiyor. Kontrol etmiyoruz. Hiçbir şekilde kısıtlamıyoruz. Doyabildiği kadar emiyor. Geriye kalırsa ondan sonra biz sütünü alıyoruz. Bayram günü sadece herhalde hayvan çıkaranlar ve hayvan otlatan biziz. Şu an merada hiç kimse yok. Tek biz varız. Öğleye kadar ben otaracağım hayvanları. Öğleden sonra babam gelecek. O otlatacak. Akşam olacak. Akşam 5 gibi hayvanlar içeride otunu yiyip günü kapatacak. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Tekrardan herkese hayırlı bayramlar. Kendinize iyi bakınız. Üretin ve güçlü olun.